Eskişehir haftanın ilk gününü yağışlı bir havayla karşıladı. Havanın soğuk ve yağışlı olması vatandaşların dışarı çıkmasını engellemedi. Üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasını geride bırakan kentte yoğun bir gün yaşandı. Kanal 26 da o caddelerden biri olan 2 Eylül Caddesi'ndeydi. 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün Eskişehir sokakları yine hareketlendi. Şu anda gördüğünüz gibi vatandaşlar 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından şu anda Eskişehir'in en işlek merkezi köprü başındayız ve 2 Eylül Caddesi'ndeyiz. İşlerini görmek için vatandaşlar şu anda caddelerde, sokaklarda. Tabii ki tespit ettiğimiz görüntüler de var. Bu görüntülerin arasında bilhassa tramvay duraklarında yaşanan o sıkışıklık. Maalesef istemediğimiz görüntüler bunlar. Tramvay duraklarında vatandaşlarımız o sıkışıklığı yarattılar. Sosyal mesafe maalesef orada da yoktu. Ama geçtiğimiz haftalara göre bu hafta sokağa çıkanların sayısı 3 günlük kısıtlamanın ardından biraz daha azdı. Vatandaşların kent meydanlarına akın ettiği bugün de polis bariyer geçişlerinde kimlik kontrolü yaparak geçişleri sağladı. Hamamyolu ve köprü başında ise manzara böyleydi. Öte yandan merkezde bir çay işletmecisi olan esnafsa son günlerde yaşadığı sıkıntıları mikrofonumuzla paylaştı. Koronavirüs sebebiyle tedbir amacıyla dükkanlarımız kapatıldı. Sağlığımız amacıyla Allah razı olsun. Ondan yana bir sıkıntımız sebebimiz yok. Ama lakin sebebimiz nedir biliyor musunuz? Şu dükkan kiraların birikmesi, borçlarımın birikmesi, 3 çocuğum olması, ev kiram dahil birlikte. Şu an batak içinde batağa gidiyoruz. Ve kendim eski hükümlüyüm. Ben çoluğuma çocuğuma haram yedirmek istemem bir insanım, vatandaşım. Dış ülkelere bu kadar da yardım oluyor da bir kendi vatandaşına mı olmuyor? KOBİ olarak vaat ettiniz. Başvurduk Halk Bankası'na, kefil istediniz. 1.000 lira yardım için başvurduk, istedik. Ailemle babamla kaldığım için, emekli olduğu için onu bile reddettiniz.